TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Büyük Zafer 94 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başladı. Resmi geçit töreniyle sona erdi. Kutlamaların yapılacağı tören alanında da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ağustos Zafer Bayramı bu yıl coşkuyla kutlandı. Büyük Zafer'in 94. yılının kutlandığı tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik makamında vali toprağın askeri ve mülki erkanının bayram tebriklerini kabulünün ardından İnönü Caddesi Abdullah Gül Parkı önündeki resmi geçiş töreniyle sona erdi. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreninde Vali Mustafa Toprak, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ev sahipliği yaptı. Töreni askeri erkanın yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Müftü Ümit Çimen, daire müdürleri ve siyasi partilerin il başkanları katıldı. Tören alanında yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkatlerden kaçmadı. Emniyet mensupları bölgeyi köpeklerle aramayı da ihmal etmedi. Valilik 2. Ordu ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Mustafa Toprak anıt şeref defterini yazdı. Toprak, anıt şeref defterine 15 Temmuz 2016 tarihinde korumakla mükellef oldukları Aziz Türk milletinin silahıyla Necip milletimizin istiklaline kastetmişlerdir. Fakat dün Türk'ün karakter, cesaret ve mukaddesatına olan sadakatini hesaba katmayan emperyalistler gibi bugün onları uşaklık eden paralel ihanet şebekesine mensup hainler de 7'den 70'e yüce Türk milletinin ve bu hıyanet kalkışmasının asla kirletemeyeceği peygamber ocağı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup olmanın şerefini haiz askerimizin ve elbette cesur emniyet teşkilatımızın şehadete ve gaziliğe göz kırpmadan yürüyerek mukavemet göstermesi neticesinde hüsrana uğratılmıştır yazarak darbe girişimine dikkat çekti. Anıttaki törenin ardından valilik makamında resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Toprak, Garnizon Komutanı Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, askeri erkan, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. Tören İnönü Caddesi'ndeki resmi geçit töreniyle sona erdi. Tören alanında toplanan halkı askeri araçla selamlayan Vali Mustafa Toprak, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır daha sonra resmi geçit törenini izledi. Törene katılan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askerleri selamladı. Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde.
Bin atlı, bin atlı akıllarda çocuk var gibi şendik. Bin atlı o gün, dev gibi gördük. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında idam isteği, resmi geçit sırasında halkın arasından yükselen yaşlı adamın sesi önce kısa süreli paniğe neden oldu. Daha sonra yaşlı adam ambulansla hastaneye götürüldü. Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının resmi geçit törenine yaşlı adam damga vurdu. Vali Mustafa Toprak, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın İnönü Caddesi'nde halkı selamladıktan sonra başlayan tören sırasında kalabalığın arasından yükselen ses kısa süreli paniğe neden oldu. Kur'an-ı Kerim gelsin, idam gelsin, şeriat gelsin seslerine doğru koşan polis ekipleri ve valilik korumaları olaya müdahale etti. Yaşlı adamla karşılaşan güvenlik güçleri önce adamı susturmaya çalıştı. Ancak ismi öğrenilemeyen yaşlı adam hala idam gelsin, şeriat gelsin diye bağırmaya devam edince olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Valilik korumalarının tamam dayım tamam sakin ol bir şey yok diyerek sakinleştirmeye çalıştıkları yaşlı adam tüm engellemelere rağmen bağırmaya devam edince ambulansa bindi. Dirilerek sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Bütün mahkemelerimiz, bütün yargıtay, Danıştay, hapsi Kur'an yilesin, cenevar vurmayalım, askerlerde cenevarlar yıkçıksızlar. Tamam dayıcım, teşekkür ederim. Edinilen bilgiye göre tören sırasında bağıran yaşlı adamın hasta olduğu öğrenildi. Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü Malatya'da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı da Atatürk anıtına çelenk koyarak açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Teşkilatı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Atatürk anıtına çelenk koyarak kutladı. Töreni İl Başkanı Enver Kiraz, Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer ve çok sayıda partili katıldı. Sayın Anıta çelenk sunumu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan İl Başkanı Enver Kiraz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ülke olarak katliamların arttığı her geçen gün şehit haberleri geliyor. Saldırılar her geçen gün artıyor, yüreğimiz yanıyor. 14 yıldır iktidar olan AKP hükümetinin yapmış olduğu hatalar var. Ama biz her şeye rağmen siyasetçilerle, dernek başkanlarıyla, milletle birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz dedi. 1922 halkımızın gür sesini dünyaya duyurduğu, bütün dünyanın böyle bir başarıyı adeta şaşkınlıkla izlediği, bütün mazlum milletlere umut veren, örnek olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kazanılmış büyük bir zaferdir. 94. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramınızı, bütün halkımızın Zafer Bayramını yürekten kutluyoruz. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bu ülkede yaşayan herkes kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla kenetlenip özgürlüğü için, bağımsızlığı için mücadele ettiği zaman imkansızlıklara rağmen büyük bir zafere imza atabileceğimizin en büyük göstergesidir 30 Ağustos. O günlerde mücadeleyi başlatan özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yakan bu şanlı zaferi ulusumuza yaşatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarının
ve şehitlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bizler sorumluluk sahibi olan, bu ülkenin kuruluşunda var olan bir siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileriyiz. Zor şartların, zor zamanların, zor günlerin partisiyiz. Yeri geldiğinde ülkenin çıkarlarını, partimizin çıkarlarının çok üstünde tutabilmeyi başarmalıyız. Çağdaş yarınlara, geleceğe hep birlikte onurluca yürümeye devam edeceğiz. Ve mutlaka daha güzel bir ülkeyi, daha mutlu bir ülkeyi, daha kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde yaşayan bir ülkeyi el ele kol kola kuracağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Battalgazi Belediyesi de Mehteran takımıyla katıldı. Mehteran takımının gösterisine vatandaş büyük ilgi gösterdi. Haydi! Ya Allah! Büyük Zafer'in 94. yılının kutlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya'da resmi geçit töreninin yanı sıra farklı etkinliklerle kutlandı. Battalgazi Belediyesi de Mehteran takımıyla kutlamalara katıldı. Soykan Parkı'nda Battalgazi Belediyesi Mehteran takımı tarafından müzik dinletisi yapıldı. Mehteran takımına yoğun ilgi gösteren vatandaş selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Soykan Meydanı'nda Mehteran takımını dinleyenler arasında yer aldı. Gürkan daha sonra tüm Malatyalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak teşekkür etti. Hepinizin eline, yüreğine, ayaklarınıza sağlık. Sizin eseriniz başkanım. Milli bir heyecanı memleketimizin üzerinde uyandırmak, hele 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle vermiş olduğunuz bu konserden dolayı Mehteran konserinden dolayı, yapmış olduğunuz resmi geçitten dolayı bize teşekkür ediyorum. Hadi sizlere başarılar. Kimliği belirsiz kişiler Atatürk büstünü hedef aldı. Kırılıp parçalan büstün yenisini Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz yerine yerleştirdi. Darendi ilçesi Aşağı Ulupınar mahallesindeki eski belediye binası önünde bulunan Atatürk büstü kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Olayın duyulmasının ardından jandarma ekipleri soruşturma başlatırken CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve partililer olay yerine gitti. Kırılan ve parçalanan büstün yerine yenisini getirdiklerini belirten Kiraz, 30 Ağustos'u kutladığımız bugün de Zafer'in kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olarak yapılan saldırılar asla kabul edilemez, bu tip saldırılara asla geçit vermeyeceğiz. Son dönemlerde yaşanan Atatürk düşmanlığı nereden kaynaklanıyor? Büste bile tahammül edemeyen anlayış hangi sakat zihniyetten kaynaklanıyor? Bu tip saldırılarda Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef alınmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetin değerlerine hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Dedi. İsmet İnönü'ye iki ay yaş diyenler, Cumhuriyetimizin o yüce tarihine 90 yıllık reklam arasına son verdik diyebilenler, yine de hızını alamayıp bütün Atatürk heykellerini bu ülkede kaldırsak ne olur diyen siyasetçiler, yine Cumhuriyet'in kuruluşunda yer almış olanları Nazilere benzetmeye çalışan televizyon programcıları, gerçekten bu Atatürk düşmanlarının bu ülkede yeşermesine belki en büyük cesareti verenlerdir. Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı bu topraklarda yeşermeye başladı. Tabi bununla birlikte eğitim sistemimizin de yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Bu eğitim sistemiyle daha çok Cumhuriyet düşmanı yetiştiririz. Bunun için de bunun eğitim sistemimizin mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Şunu değerli arkadaşlar ifade etmekte fayda var. Asla bu tür saldırılara geçit vermeyeceğiz. Asla bu tür saldırılarla Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef alınmasına
izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetin değerlerinin hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz bu topraklarda. Atatürk büstünü kıran ve kimliği henüz belirlenemeyen kişilere de seslenen Kiraz, buradan Atatürk büstlerine saldıranlara sesleniyoruz. Sizlere dünyayı dar ederiz, onun için herkes ayağını denk alsın. Bu saldırıları yapanlar yapmadan önce bir daha düşünsün. Buradan savcılarımızı ve yetkililerimizi göreve çağırıyorum diyerek olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'e kim saldırırsa saldırsın, bizler bu ülkenin aydınlık yüzlü, çağdaş yüzlü insanları, bu ülkenin nasıl kurulduğunu bilen insanları, bu ülkenin bugünlere nasıl geldiğini bilen insanları bu geçiti vermeyecektir. Ve biz de bu saldırılara asla teslim olmayacağız. Asla bu saldırılara geçit vermeyeceğiz. Bundan sonra şuradan sesleniyoruz. Bu büstlerimize, Atatürk'e saldıranlara sesleniyoruz. Atatürk'ün büstlerine saldıranlara, Atatürk'e saldıranlara, Cumhuriyet'e değerlerine saldıranlara şunu herkes bilsin ki dünyayı dar ederiz. Onun için herkes ayağını denk alsın. Herkes bu tür saldırılar yaparken bir kez daha düşünsün diyoruz. 15 Temmuz'dan sonra başlatılan FETÖ soruşturması ile ilgili son gelişmeleri Malatya Valiliği açıkladı. Açıklamada 11 DAEŞ üyesinin de gözaltına alındığı belirtildi. Malatya Valiliği OHAL Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma ile FETÖ-PDY terör örgütüyle mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada 26 Ağustos-29 Ağustos tarihine kadar geçen 4 günlük süre içerisinde Malatya'da bir valilik personeli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir müdür ve 5 öğretmen, TSK personeli olarak ise 3 üsteğmen ve 2 astsubay olmak üzere toplam 12 kişinin açığa alındığı belirtildi. Ayrıca TSK personeli 2 binbaşı, 2 yüzbaşı ve 1 başçavuş olmak üzere 5 personelin de görevlerinden ihraç edildiği bilgisi verildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ-PDY soruşturmasının da devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, bir TSK personeli ile İnan Üniversitesi'nden 27 akademik ve idari personelin gözaltına alındığı dile getirildi. Yine üniversite personeli olan bir kişinin ise Ankara'da tutuklu bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nden 27 polisin tutuklandığının belirtildiği açıklamada, 7 polisin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Soruşturmada ayrıca 5 sivil şahsın da gözaltında sorgulamalarının yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği bildirildi. 15 Temmuz 2016 tarihinden 29 Ağustos 2016 tarihine kadar Malatya'da toplam 1324 kamu görevlisinin açığa alındığı ifade edilirken, 267'si kamu görevlisi olmak üzere 313 kişinin bu süreçte tutuklandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında halen 33 kişinin Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu ifade edildi. Bir taraftan FETÖ-PDY ile mücadele edilirken, terör örgütü DAEŞ ile de mücadelenin aralıksız sürdüğünün ifade edildiği valilik açıklamasında, DAEŞ'in Malatya yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi. 15 Temmuz Milli İrade Sergisi açıldı. 15 Temmuz'u unutturmamak adına o gün yaşananları anlatan sergi, AK Parti İl Başkanlığı tarafından açıldı. 15 Temmuz'da yaşananları unutturmamak için 15 Temmuz Milli İrade Sergisi açıldı. Tüm Türkiye genelinde AK Parti tarafından açılan Milli İrade Sergisi hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek. O gece yaşananların anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, il müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, genel merkezimiz tarafından tüm Türkiye'de Milli İrade Sergisi açılışı var. Tabii yaşadığımız bu süreç malum. Bu örgüt, askeriyemizin içinde ve kurumlarımızın içinde bazı asi grupların kalkışması sonucunda bir girişim olmuştur. Bunun ardından ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve istekleri doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da halkımız meydanlara indi. Malatya bu anlamda meydana inen ilk oldu. Destek veren Malatya halkımıza minnettar olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum dedi. Tüm Türkiye'de 15 Temmuz Milli İrade Sergisi açılışı var.
ilimizde de bugün bu meydanda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve arkadaşlarımızla birlikte bu serginin açılışında bulunuyoruz. Tabii yaşamış olduğumuz süreç malum, bir askerimizin içerisinde ve kurumlarımızın içerisinde bulunan bazı asi grupların kalkışması sonucunda bir girişim olmuştu. Bunun ardından ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve istekleri doğrultusunda bütün halkımızı meydanlara çağırıyorum ifadesiyle birlikte bütün halkımız da tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da meydanlara inmiş bulundu. Malatya bu anlamda ilk meydana inen il oldu. Emekliler Parkı'nda açılan sergide konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise burada kahramanlarımız var. Cumhurbaşkanımızın görülmemiş bir dik duruşu var. Bir o kadar da görülmemiş bir ihanet şebekesi var. Vatanına, milletine, geleceğine, bu milletin mukadderatına, inancına, bayrağına ihanet etmiş bir şebeke var. Bu sergilerle bunların yapmış olduğu ihaneti yaşatacağız. Gelecek nesiller bunların vatan için, millet için nasıl tuzak kurduğunu öğrenecek diyerek serginin amacından bahsetti. Bu sergiyi unutulmaması gereken bir sergi. Yani burada halk kahramanları var, kahraman olan halklar var. İlk duruşuyla Cumhurbaşkanımızın görülmemiş bir belki kahramanlığıyla birlikte hükümetimizin dik duruşu var. Ama bir o kadar da bir ihanet şebekesi var. Vatanına, milletine, geleceğine, bu milletin mukaddesatına, inancına, vatanına, bayrağına ihanet etmiş bir şebeke var. Bu sergilerle hem bunların yaptığı ihaneti yaşatacağız, hainliği yaşatacağız, alçaklığı yaşatacağız. Gelecek nesiller bunların vatan için, millet için nasıl tuzaklar kurduğunu bu sergilerle görmüş olacak. Darbelerin karşısında duran Cumhurbaşkanımız var, Başbakanımız var, hükümetimiz var. Aynı yansımanın Malatya'da da olması, Malatya'da da halkın iradesine sahip çıkması, bayrağına, ezanına, vatanına sahip çıkması çok anlamlıydı. Ve bunların resim sergilerinde de yaşatılması çok anlamlı. Gerçekten tarihe not düşülecek ve destanlar yazılacak çok olaylar oldu. Bu bunlardan bir tanesi. Yazıhan Ovası'nın su sorunu çözecek olan Recai Kutan Barajı çalışmalarını Milletvekili Mustafa Şahin yerinde inceledi. Vatandaşımızın sulama sıkıntısı sona erecek dedi. AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya ilçe gezilerine Yazıhan'la devam etti. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'le birlikte Recai Kutan Barajı'ndaki çalışmaları gezen ve yetkililerden bilgi alan Şahin, barajda su mevcut ve sulama ihalesinin yapılmasına rağmen çalışmalar biraz ağır aksak ilerliyor. Biz bu durumu Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na aktardık. Gerekli aksaklıklar en kısa sürede çözülecek ve inşallah vatandaşlarımızın sulama ile sıkıntısı halledilecek dedi. Burada barajda suyun mevcut olduğunu ancak sulama ihalesi yapılmış olmasına rağmen, sürenin başlatılmasına rağmen biraz ağır aksak çalıştığından bahisle bizlere o gün vatandaşlarımızın talepleri olmuştu. Biz de bunu Orman Su Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Bey ile görüştük. Orada bir toplantı yaptık. Tekrarından bu konuların tümünü kendilerine aktardık. Yani sizin borularınızın alınmış olduğu, ihalenin yapıldığı tarihten sonraki işte döviz kuru farklarından vesaire bir şeylerden bahsetmişlerdi. Bunların tümünü biz kendileriyle paylaştık. Ancak bizim en büyük sıkıntımız şu anda köyde bulunan vatandaşlarımız, biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi avuç içi gibi gerçekten mümbit arazilerin olduğu yerleri biz suyla buluşturmaya çalışıyoruz. Yani bizim iktidarımızdan önce Bozkurt Barajı'nın temelleri atılmış ama biraz kadük kalmış, işte iz programı alınmış vesaire olmuştu. Ama şu anda biz bunları bitirdik. Suyu tutmamıza rağmen ama sulama sistemlerindeki aksamalardan dolayı vatandaşımız gerçekten belki yıllık trilyonlarca lira kayıpları var. Yani şu anda 120 bin dekar, yani köylü vatandaşımızın anladığı dil, ben de köylü çocuğum, 120 bin dönüm. 120 bin. 120 bin dönümlük bir araziyi biz suyla buluşturuyor isek, bunun için yani senelik yıllık kaybımızı çarparsak, işte onu hiçbir ürün elde etmesek de icara versek bizim kendi ifademizle, dünya kadar kaybımız var. Yani ekonomiye kaybı var, milli sermaye kaybı var.
Şahin daha sonra yaklaşık 92 metre yüksekliğinde ve 130 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Boztepe Barajı'nı gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarımız rahat olsun. Depreme bağlı olarak barajın altında sızıntı yok diyen milletvekili Şahin, bir damla suyun dahi boşa gitmemesi için çalışmalar sürecek ve vatandaşımızın hizmetine sunulacak dedi. Amacımız tabii bir an önce buranın vatandaşımızın hizmetine sunulması. Ama şu anda geçenlerde Fethiye merkezli bir 5 nokta küsürlük bir depremin olduğu dönemden sonra vatandaşlar arasında buralarda çatlaklar var, çatlaklardan dolayı suyu boşaltıyorlar gibi bir algı oluşmuş. Ama baraj gövdesi bittikten sonra suyu ilk tuttuğumuz günden itibaren zaten bu sızıntılar var idi. Ama bu sızıntıları arkadaşlarımız değişik noktalarda sondajlar yaparak burayı tespit etmeye çalışmışlar, devam ediyor. Ben eminim şu anda suyu boşaltırken o şeyi, arızayı ortaya çıkarırlar. Amacımız tabii burada bir damla suyun sızmadan vatandaşımızın hizmetine tamamının geçmesi. Yine orada çatlaklardan falan bahsettiler ama arkadaşlarımız depremden dolayı baraja verilen herhangi bir zararın, bir hasarın olmadığını zaten ifade ediyorlar. Ben eminim bu noktada gereken hassasiyeti, çalışmaları zaten bölge, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz o çabasını gösteriyorlar. Milletvekili Şahin daha sonra Boztepe Mahallesi'ne yaşanan depremde zarar gören binayı inceledi. Şahin buradan da Akyazı, Hamidiye, Başpınar ve Çivril mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi 6 yeni proje ile Türkiye'ye adını söz ettirmeye hazırlanıyor. Doğadan faydalanmayı hedefleyen projelerden en dikkat çeken ise rüzgar enerji santrali. Malatya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı 6 farklı proje ile doğadan faydalanacak. 2016 ve 2017 yıllarında yenilebilir enerji alanında önemli projeler gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, su, güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ile ilgili olarak yeni projeler geliştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ana ishale hattı üzerinde kurulması planlanan 2 adet hidroelektrik santralinin proje ihalesi yapılarak çalışmalarda sona gelindi. Maske ishale hattı projesinin netleşmesinin ardından MOTAŞ tarafından gerçekleştirecek olan 3.6 MW gücündeki 2 adet HES tesisinde yıllık 27 milyon 150 bin kWh üretim hedefleniyor. Yıl boyu güneşten uzun süre faydalanan Malatya'da güneşten elektrik üretimi için 3 adet proje hazırlandı. Şehir mezarlığı mevkiinde 60 bin ve 120 bin metrekarelik alanlarda hazırlanan proje kapsamında toplamda 9 MW elektrik üretimi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Trambüs Bakım İstasyonu üzerinde kurduğu Güneş Enerji Santrali'nde yüksek verim alınması üzerine hal binası çatısı üzerinde de Güneş Enerji Santrali kurulması için çalışmalar yapıyor. 17 bin metrekarelik çatıya 2 MW gücünde GES tesisi kurulumu için dağıtım şirketine gerekli başvurular yapılırken bu 3 GES projesinde yıllık toplam 40 milyon kWh elektrik üretilebileceği belirtildi. Projelerden en dikkat çekeni ise rüzgar enerji santrali oldu. Malatya'nın en çok rüzgar alan bölgelerinden olan Arapgir ilçe merkezinde 2 farklı bölgede rüzgar enerji santrali kurulacak. Fizibilite çalışmalarının tamamlandığı RES projesiyle ilgili olarak dağıtım şirketine gerekli başvuruların yapılacağı ve her iki RES projesinden toplamda 8 MW elektrik üretiminin hedeflendiği kaydedildi. Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapacak. Yapılan açıklamaya göre bazı mahallelerde tüm gün elektrik olmayacak. Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi arıza giderme ve bakım nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde Tecde Mahallesi Yüzakı Sokak, 1-2 Eylül'de Samanköy, Yeniköy, Peritli, Merdivenler, Çolaklı, İspendere, Bulutlu, Sevildağ, Kapıkaya ve Hisartepe mahallelerine 09 ve 16 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği belirtildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere, mutlu akşamlar.